Herkese günaydın. Bugün Deniz için okul tatilinin ilk günü, hafta sonunu bitirdik. Bugün pazartesi. Hava da güzel görünüyor. Bu arada bugün burada kaza olmuş. Ben göremedim kazayı yalnız. Göstereyim hemen. Polisler falan gelmiş bayağı. Hello. Bayağı polisler falan gelmiş. Kötü bir kaza olmuş. Hello, sen ne yapıyorsun? Şekil mi yapıyorsun? Ay çok güzel olmuş. Şablon yapıyor benim kızım. Süper. And you need to color in these dots. Evet. The dots are shaped as a bow. This. Evet. Çok güzel. Alakasız yemeklerde bugün burada kabağım var, bunu rendeledim sarımsakla ve dereotuyla birlikte kavurdum. Sonra bunu soğuyunca yoğurtla beraber böyle karıştıracağım. Üzerine isterseniz ceviz falan atıyorsunuz. Ben tereyağı gezdireceğim, cevizim yok. O şekilde yapabilirsiniz. İsmini unuttum. Tarator muydu acaba? Evet, tarator galiba. Bunu havuçla da yapılan var. Aynı şekilde havucu yapıyorsunuz. Burada da dediğim gibi alakasız yemekler. Tavuk suyuna şey var, altında pilav var da üstte tavuk dolu. Şey yapmadım, karıştırmadım daha. Tavuklu pilav yaptım. Bugün ikisini yiyeceğiz. Yemeklerimizi şöyle yapayım. Yemeklerimizi hazırladım. Şimdi dışarı çıkacağız Deniz'le. Dedim hani hazır olsun ki yemek rahat rahat gezelim yani. Hani şey olmasın, acele falan etmeyelim dedim. O yüzden yemekleri pişirdim. Gezme işini sonraya bıraktım. Şimdi dışarı çıkıyoruz Deniz'le. Tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sabah daha güzeldi hava da. Şu anda biraz yağmurlu görünüyor. Parka gidecektik ama bu... Bilmiyorum, havada nasıl olur bilemedim. Şöyle bir çıkalım bakalım dışarı ona göre. Geliyorum annelerim. Bugün Deniz aşağıda, ben yukarıda kaldım. Size yemekleri göstereceğim diye. Böyle oldu. Efendim anneciğim. Deniz. Eyvah, Deniz yok. Eyvahlar olsun. Bir Deniz beni geçiyor, bir ben Deniz'i geçiyorum. Bizim günümüz böyle geçiyor. Haydi kızım. Haydi. Allah'ım, buldu yine filleri ya. Ben onları arabadan çıkartmıştım. Arabaya sattık. Evet, arabadan çıkarttıktan sonra hepsini çantaya koydum. Hiçbir şey götürmüyorum artık yeni arabaya. Yine bulmuş bunları ya. Ama Deniz atmayı yerleri. Yazık. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Saçmalama kızım, Allah Allah. Çıkarsa kadın açar kapıyı. Deniz de bir tuhaf. Gel tut elimden. Karşıya geçelim. Arabayı nereye park ettin, hatırlıyor musun? Başladık yine araba park sularına. Nereye gideceğiz Deniz? Karar verdin mi? Ha? It was coastal park. Coastal? Radnor Park. Radnor Park mı? Hayır kızım, Radnor demedim ben. Radnor çamurludur şimdi. Kostal da çok güzel değildir ama. Kostal'a gidelim istersen, tamam. Deniz'e bot giy dedim, gitti ayakkabı giydi. Araba diğer tarafta, gel. Bugün pazartesi ama ben böyle pazar yaşıyormuşum gibi hissediyorum ya. Pazar gibi geldi bana şu anda. Hadi ilerle bakalım. Bir maske daha var yerde. Allah'ım, her yer maske ya. Her dışarı çıktığımda mutlaka 3-4 tane maske görüyorum yerde, yani abartısız. Bazıları böyle katlanmış halde oluyor. Ceplerinden düşmüş olabilir diye düşünüyorum. Ama bazıları böyle dümdüz, böyle sanki özellikle atılmış gibi oluyor. Bilmiyorum vallahi, yani ne yapmaya çalışıyor insanlar, hiçbir fikrim yok yani. Hadi bakalım. Arabaya daha paspas alamadık. Şurada bir iki yaprak var. Felaket görünüyor yani. Tamam, hadi bakalım, kapat arabayı. Buraya park ettim de şey, burada sadece loket. 2 saat kalabiliyor araba.
Burada burası bayağı güzel bir yer. Bu tarafta orman var, diğer tarafta deniz var. Şimdi göstereceğim, deniz çıkacak karşımıza. Gelirken de yol çok güzeldi. Bayağı iyiydi yani. Şurada deniz var. Bilmiyorum burayı daha önce çektim mi ben? Burası bayağı güzel ama bugün hava bayağı kötü yani. Bilmiyorum biz ne akla hizmet geldik buraya bugün. Hiç olmadı yürüyüş yaparız diye tahmin ediyorum. Efendim? Tamam. Dikkat et deniz, düşme sakın. Dikkat et. Yeşilliğin güzelliğine bakar mısınız? Gördün mü deniz ne kadar felaket bugün. Evet. Biz buraya böyle sabahları pikniğe de geliyoruz denizde. Bazen böyle hava güzelken termosa çayımızı koyuyoruz, geliyoruz. Güzel oluyor. Evet. Tamam. Parkway bu taraftan anneciğim. Üzerlerinde ölen insanların şeyleri yazıyor. Şöyle daha da var. Ölen insanların isimleri ve öldükleri tarih yazıyor. Whose name is this? Whose name is this? This one. Okuyamıyorum. Bir saniye anneciğim dur. Hep 2018. Ve 9. ay diyor. Bunun önemli bir şeysi olmalı da ben şu anda bilemeyeceğim. Evet, hepsi 2018-2019 var. Ya da o tarihten itibaren başlamış bilmiyorum. Pek bir fikrim yok açıkçası ama bunlar ölenlerin isimleri yazıyor. Evet. Evet, biz burada piknik yapmıştık denizle. Tabii ki de gidebilirsin. Ama buralar biraz çamur. Bak ben sana botlarını giy dedim. Burası da labirent. Daha önce Instagram'da çekmiştim ben burayı. Hatta şey de yazıyor. Instagram'da mı çekmiştim? Evet, Instagram'da çekmiştim. Labirent. Burada açıklaması var. Bu tarafta üst kısmı. Bayağı yüksek. Üst kısmı da çarşı kısmına denk geliyor. Evet bak millet bizim gibi şey yürüyüşe çıkmışlar. Yani yürüyüş yapanlar var. Bence yürüyüş için güzel bir hava ya. Yani böyle bir kokusu var bugün buranın ve güzel kokuyor yani. Ben çok severim çimen kokusunu. Ne? Bunlar neymiş böyle? Flies. Tamam, geliyorum. Efendim? Park şu tarafta ama. Çok da güzel parkı var buranın bir tane. Ah Deniz ya, sen o ayakkabıları giymemeliydin. İnatçı Deniz. Burada güzel piknik yerleri de var. Önceden mangalda yakabiliyordunuz ama sonradan yasak getirdiler. Maalesef bu koronadan sonra çok fazla kalabalık olmuştu bugün. Sonra işte yasak geldi. Evet anneciğim, neredeyse geldik. Bunlar şey tahtadan hayvanlar. Aslında bunları koymalarının bir sebebi varmış buraya. Evet. Eskiden neydi? Bir kadın bize anlatmıştı değil mi? Evet. Ne demişti? She said that the farmer used to bring the cows down the road. Evet, eskiden hayvanlar şu gördüğünüz yerlerde otlarlarmış. Yes anneciğim, ben buraları biliyorum yavrucuğum, gel işte. Allah'ım, bana güvenmiyor ya. Oo, inşaat var burada.
Buralara binalar yapacaklar, evler yapıyorlar sahillere. Herhalde orası burası mıydı acaba? Ben emin değilim. Dur bakayım anneciğim. Ha? Olabilir, emin değilim anneciğim. Bilmiyorum. Aşkım, hiçbir fikrim yok. Galiba buraya da yapacaklar evleri. Emin değilim ya. No, they can't. Ha? If they do, then the city will be destroyed. No, destroyed olmayacak ama çok bence sağlıklı da bir ev olmayacak yani sahilde. Yani bence hiç sağlıklı olmayacak ve güzel de olmayacak. Biz belki oraları bir daha hiç kullanamayacağız ev yaptıkları zaman. Özel mülkiyet olacak artık oralar belki de. Kötü bir durum yani. Bir de normalde burada fazla yüksek binalar yok ve yüksek binalar yapacaklar. Böyle modern binalar yapacaklarmış. Zenginlere yapıyorlar yani, bize değil. Ne anneciğim? Burada bir merdiven. Allah'ım, buralar çok güzel ya. Ben çok seviyorum burayı. Parka geldik sayılır. Geldik sayılır dedim anneciğim. Geldik demedim. Bir gideş açıyor. Yağmur yağıyor, ufaktan çiseliyor. Ben de anlamadım ne oluyor bu havaya. Aha. Artık yapabiliyorsun ama. Evet, aferin sana. Parkı bulduk. Sonunda geldik de. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorum. Şu an çekemiyorum ama insanları kalabalık, yani seslerden anlıyorsunuzdur. Yani millet evinde oturmuyor, bizimki geziyor. Aferin benim kızıma. Yağmur başladı. Ufaktan ufaktan yağıyor da ağaç olduğu için çok fazla hissetmiyorum. Az evvel güzel bir haber aldım sanıyordum. Ama sonradan çok da güzel olmadığını fark ettim. Onu hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz bir çekiliş yapmıştım yakın zamanda. Yakın da değil aslında. Bir ay oldu. Ve kargo şükürler olsun bugün ulaşmış. Bayağı bir problem çektim kargoyla alakalı. İşte gelip almadılar kargoyu. Bayağı yağmur yağıyor. Deniz, şapkanı tak anneciğim. Almadılar kargoyu. İşte geldik, yoktunuz dediler. Ben kafeye bırakmıştım kargoyu. Yani kafenin açık olduğu saatlerde geldik, yoktunuz diye mesaj gönderiyorlar. O kadar saçma ki. Ondan sonra gittim, ben kendi ellerimle verdim kargoya. İşte bugün ulaşmış sonunda. Ama işlerinden bir parça kayıp. Bana fotoğraf gönderdi, gönderdiğim tatlı kız. Fotoğraf dedi, vav bu yok mu? Niye dedim çekmedin onu? Hani acaba dedim yok mu diye bir sordum. Gerçekten de içinden öyle bir şey çıkmadı dedi. Çok üzüldüm çünkü en çok onu hevesle almıştım. İçerisinde kaybolan parçayı söyleyeyim. Kaybolan parça çok güzel, böyle Londra'nın figürleri vardı. Altılı böyle işte gelmedi aklıma. Ne onların ismi? İşte Londra ile alakalı şeyler. İşte London Eye vardı. Vallahi felaket, Deniz gidelim mi artık? London Eye falan gibi böyle 6 tane parça vardı. Ve demirdi böyle. Çok güzel demir figürlerdi. Kayıpmış. Fotoğrafta gönderdiğine göre kutu alttan böyle parçalanmıştı. Bayağı kötü bir durumdaydı. Ya düşürdüler ya da şey yapmak istemiyorum ama gümrükte açtılar belli ki, yani ne diye. Sonuçta yurt dışından geliyor, açıyorlar gümrükte. Ya düşürdüler ya aldılar, bilmiyorum. Kimsenin de günahını almak istemiyorum ama çok sinirlendim açıkçası. Çünkü yani eksik gitti. Neyse, artık bu seferlik böyle oldu. Yapacak bir şey yok. İşte. Öyle, onu dedim söyleyeyim. Tam sevinmişken yani ona moralim bozuldu. İşte şükür kavuştu artık yerine kargo dedim ve bu acayip yağmur. Bir kamerayı kapatmam lazım, bozulacak. Yoksa hadi görüşürüz. Bir şey içiyor musun Deniz? İyi. Bir şey yiyor musun? İyi. Ne yiyeceksin? Chicken nuggets with chips. Chicken nuggets and chips. Baba yapıyor mu chicken nuggets sana? They're already, you know, cooking.
cooking now. Yumurta baharı mı var? Çok mu sıcak? Bayağı ucuz olmuş gerçekten. Bir domates. O ne kadar bu? Ooo çok ucuzmuş ya. Ya 10 lira ne domates ucuz Hasan abi ya. Sen ne? Sen bak 15 liradan gönder istersen. Ya bu korona domatesi mi buldu? I she we me be the he my. Aferin sana. Deniz ödevlerini yapmaya başladık. Bitirdik aslında ödevi de. Şunlarda birkaç hata oldu. O yazması gerekirken A yazdı. Şu anda el yazısını öğreniyorlar. Onlar için böyle pratik yapıyorlar. Bunda bayağı bir pratik yapması gerekiyor. Şu harflerin hepsini şimdi bir kağıda yazacağız, tamam mı? Ben şimdi sana bir kağıt hazırlayacağım. Pratik yapacağız. Anladın? Ne yapıyorsun kızım? Evet, yavaş yavaş kapanıyordu Deniz'in ödevi. Bir saniye şunu bir anlatayım. Deniz'le kendimize bir şey seçtik. Oyun seçtik. Burada bunlar aslında magnet normalde de. Çünkü gözümüz kapalı. Mommy, is beş, ama çok four. Hissetmeyeceksin ama. Is beş, four. Hayır. Beş, five. Okay. Beş tane harf seçeceğiz. Ondan sonra kendimizce bir şeyler yapacağız. Yani kendimizce three, bir kelime oyunu. Four, yaptık. Scrabble good. Yaptık. İki, üç, dört, beş. Seçtim. Mommy, I got a capital letter. Huh? I got a capital O. Bakayım. O capital O mu oluyor? Yeah. Evet. Big O is a capital O. Değil mi? Harf var sadece bunda, rakam yoktu. Now, we need to make a real word. Dur bakalım. Seninkiler ne? Harflerini göster bana. Ne çıktı? I got two O, one D, one and one. Kızım görmüyoruz yavrum. Şuraya koy da bir bakayım. Öyle bir hızlı gösteriyor. Öyle söylüyor. H var, N var, O var, bir O daha var, bir de D var. Bir de bana bakalım, bende neler var. Tamam, bir saniye anneciğim dur. R, I, ne bu? G, M mi, V mı? V mı bu? W mu bu? Bu da W. Ben buna hiçbir şey yapamam ya. Tamam, şimdi bir şey yazman gerekiyor anneciğim. Okay. Hepsini kullanmak zorunda değilsin. Sadece okay. Şey de olabilir. Yani kullanabildiğini de kullanabilirsin. Ben de bir şey yazayım, hadi bakalım. Ne yazabilirim? Türkçe de olur. Türkçe bir şey de yazabilirsin. Bunun bir tanesini M yapsam olmaz mı ya? Bak bence bu M'ye benziyor. Bak bu da M olabilir, V de olabilir. V daha farklı galiba. Bilmiyorum, şu anda harfleri seçemiyorum. Bak şu M belli. Bu da M. Evet bence bunlar M. W acaba daha mı düz? Aa yok, M'ler bunlarmış, pardon. M'yi buldum, M bu. Bunlar W'ymuş anneciğim. Okey, hadi bakalım. Ne buldun sen? I got D. Bu U mu? Yoksa N mi? You can do it any way you like. Bence de ikisi de olabilir. A, D, O. Ne demek o? So, these two are touching each other, and the reason they're touching each other is because they're a special friends. It's U. It's U. Look at the book. Ha, U or, diye okunuyor. Put with the Z. It's U, U. Look at the book. Ben ne yazdın sen şimdi o zaman? A, D, U, Hadi. Hadi ne demek? I mean Hadi. Hadi ne demek? I said Hadi. Tamam, her neyse, ne demek o? It's an alien word, isn't it? Bence öyle bir şey yok. Sen salladın yeah, şu so anda. Yeah, it's an alien word. Bence de biraz uzaylı bir kelime oldu. I lost. Bence bak sen şöyle yazabilirdin mesela, no. No olurdu. No. Ya bence olurdu. No. No. Ben ne yazabilirim? Ben Allah'ım. Aa buldum. Ne yazdım buraya Deniz? Oku bakayım. Does it begin with a W or a V? Bana doğru. W-I-G-W-I-G.
Wig yazdım, evet. Peruk demek. Hey hey. Hi daddy. Hoş geldin. Hi daddy. Okay. Next turn. Next. Hadi bakalım. Sevdim ben bu oyunu. Saat 12'ye geliyor. Misafirim vardı bugün. Videoyu önce kapatıyorum. Artık videoyu kapatacağım ve yatacağım galiba. Yorgun hissediyorum. Yani haliyle 12 oldu yani saat. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Klasik kapanış videosu yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.